Sevgilim Seyda çıkak, burada gel ilk baharı. Sevgilim Seyda çıkak, burada gel ilk baharı. Dilaktır kalbimizin en şirin arzuları. Dilaktır kalbimizin en şirin arzuları. Konnichiwa minasan, watashi wa Prince Vegeta desu ve hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince ve bugün gördüğünüz gibi UEFA Avrupa Lig 5. maçımızı yapıyoruz. Saint Etienne deplasmanına gideceğiz ve grup birincine oynuyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız 4. bölümde grubumuzu garantilemiştik. Rudor Gomez Razgar takımını 2-1 yenerek gruptan çıktık arkadaşlar. Şimdi grup birincine oynayacağız. Bizim hemen gruba geçelim. Evet bakın 10 puanla lideriz hala. Hemen ardımızda Internazionale Milano var arkadaşlar. 9 puan, yani 1 puan var sadece aramızda. Çok kritik bir durum bence. Yani son maçımız çok büyük ihtimal final olacak. Yani grup birinciliğine bir final maçı olacak. Bunu 6. bölümde göreceksiniz arkadaşlar. Evet, Saint Etienne ve Ludo Gomez Razgar takım maalesef bu gruptan çıkma şansını kaybettiler. Evet, hemen Türk takımlara bakalım. Beşiktaş 12 puanla lider. Yani 4'te 4 yaptı. Bütün 4 maçlarını kazandı şimdiye kadar. Ve ayrıca hiç gol yemediler arkadaşlar. Biraz hızlı geçiyorum burayı. Sonrasında Tottenham Hotspur var. Büyük ihtimal Tottenham Hotspur bu turu geçecek. Yani Beşiktaş'ta Tottenham Hotspur. Şöyle A grubunu, bunları hızlı geçelim. Böyle. Türk takımları. Evet, Fenerbahçe'nin grubu arkadaşlar. G grubu. Fenerbahçe hala 2. sırada ama çok kritik bir durumda. Bakın Standard Liège 4 puanda, Feyenoord bile geçebilir bu turu. Yani grubu çok kritik arkadaşlar. Sevilla sadece grubu garantiledik, geçme şansını. Evet, hemencik Trabzon'umuza geçelim. Trabzon'un grubu da çok kritik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Trabzonspor 2. sırada ama birinci de olabilir arkadaşlar sonunda. Yani bu maçların sonunda, grup aşamasının sonunda. Üçüncü de olabilir arkadaşlar, yani çok kritik. Burada Benfica, Trabzonspor ve Legia Varşova, bunların arasında olacak mücadele. Yani grup geçme mücadelesi. Çabucuk maçımıza geçelim. Evet, deplasmanda oynuyoruz. Fransa'da oynuyoruz. Saint Etienne sahasında oynayacağız ve bu sefer arkadaşlar yine taktiksel değişiklikler yapacağım. İlk 11'imiz yine sizlerin tavsiyesine göre yapıyorum. Bu sefer çok komple değişiklik yapacağım. Evet, bunu deniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle daha hiç oynamadım. Forvet'te Diaz ve Reinaldo'yu deneyeceğim bu sefer. Nadirov'u sola aldım. Sol kanat, sağ tarafta Leroy, George var. Bunların ardında, arkalarında Richard Almeida ve Muharrem. Sonrasında Agoli, Sadigov, Garayev. Garayev'i aldım arkadaşlar çünkü Guseynov formda değil. Medvedev de var arkadaşlar. Onu da aslında çıkartabilirim. Bir bakayım kimi alabiliriz. Bilal'ı denesek mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Bir Bilal'ı deneyelim. Böyle. Evet, böyle başlayacağız ve 5. maçımız başlamak üzere arkadaşlar. Saint Etienne'de oynuyoruz. Grup birincisinde oynuyoruz. Şimdiye kadar çok başarılıydık bu UEFA Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. Yani ben bile bu kadar umuyordum. İlk amacımız bu gruptan çıkmaktı, bunu başardık. Yani bu bile büyük başarı, artık her gelen artıdır arkadaşlar bizim için, bizim adımıza. Düşünsenize grup birinciliğine oynuyoruz. Karabağ adına çok büyük bir başarı bence. Ve iki takımlar sahaya çıkıyor. Kaptanımız Sadigov. Sonra ardında kalecimiz Çiç. Evet, oyuncularımızı görüyoruz. Nadirov bu sefer solda oynayacak. Leroy George, Richard Almeida, Muharrem,
Agoli, bu kimdi? Unuttum. Karayev, Şeyç, Sadıkov. Bizim oyuncular bu arkadaşlar, bizim kahramanlar. Ve şimdi de Saint Etienne'in oyuncuları geliyor. Rufia kalede, bayağı tecrübeli bir kaleci. Evet. Mevlüt Erdin'i görüyoruz arkadaşlar. Türk milli oyuncumuz. Kendisi Fransa'da oynuyor yıllardan beri. Yani gurbetçi benim gibi. Evet arkadaşlar, bu maçı kazanmalıyız. Kaybedersek eğer ve Internazionale Milano yenerse arkadaşlar, bizim üstümüze çıkıyorlar. Yani onlar birinci sırada oluyor ve son maçımızı kazanmak zorundayız. Yani öyle ya da böyle son maçım zaten final olacak arkadaşlar. 6. bölüm çok 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 heyecanlı olacak. Yani şimdiden sevinebilirsiniz. 6. bölüm gerçekten bizim için, yani grup birinciliği adına final bir maç olacak. Milan'a karşı yani güçlü bir rakip. Ve evet, 5. maçımız başladı. Saint Etienne deplasmanında oynuyoruz. Karabağ'ız ve Karabağ'a başarılar diliyorum arkadaşlar. Savaşacağız ve bu 5. maçımızda da İnşallah kazanacağız. Birinciliğimizi koruyacağız. Eyvah. Oo! Ne bağırdım ya öyle. Arkadaş çok güzel yaptım ya. Bakın. Tam istediğim gibi geldi ama. Şanssızlık. Evet, çok tehlikeli geldik 5. dakikada. Bunun devamı gelsin diyorum. Yani gollar gelsin diyorum bizim adımıza. Oo, Ronaldo ne yaptın? Tamam, şimdi çok ofansif olduğumuzdan defansa da daha dikkatli olmalıyız. Her zamankinden daha dikkatli. Ama forvetimiz ona göre çok iyi arkadaşlar. Out'a çıktı mı? Evet. Out. Looking to receive the ball, break could be on. And a much needed intervention that was too. Almeida, sakın ha, orada. Top kaybedilmez. Ronaldo. Ay, geçmedi. Muharrem pasını verdi. Evet, en golcü oyuncumuz Danilo Diaz. Danilo Diaz'a şut attırmıyorlar. Tabii ki onlar da biliyor. Koş. Çok uzun, çok uzun. Bilal yetişemiyor maalesef. Evet, Bilal da ilk defa ilk 11'de oynuyor. Daha doğrusu ilk defa bu Avrupa Ligi'nde oynuyor. İlk defa kadroya aldım. Daha doğrusu ilk 11'de. Bakalım nasıl olacak. Eğer iyi oynarsa ileriki maçlarda alternatif olarak düşünebiliriz. Bakın yine kapandı defansa Saint Etienne. Çok zor arkadaşlar. 5 orta sahada oynuyorlar. Bunların hem arka hem öne baya çok koşuyorlar yani. Eyvah. Danilo. Yine çaktırmadılar. Initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Approaching half time then, but no goals as yet from either team. Ulan Bilal, böyle hayatta bir daha. Maybe we'll get a result very few predicted here. Ronaldo. Hadi Ronaldo, bir şut attı. Ronaldo top sekti. Ama kaleci kontrol edebildi. Nadirov
that sort of alertness in the way you'll move. Oh, Danilo Diaz. He got there really early. That was top stuff for me. Evet, gol olmadı maalesef. 37. dakikadayız. Saint-Étienne grupta hiç şansı kalmadı. Şimdi sadece ülke puanlarını oynuyorlar. Evet, Danilo Diaz ve yes! Arkadaşlar 1-0 öne geçiyoruz deplasmanda. Danilo Diaz yine en golcümüz. Altın golü oldu arkadaşlar. Altın golü da UEFA Avrupa Ligi'nde altın golü. Çok güzel bir pas. Nero George'dan geldi arkadaşlar. Pasa bakıyorum. Zamanlaması harika. Danilo Diaz bakıyor. Kafasını kaldırıyor. Sağ alt köşeye böyle gönderiyor ve 1-0 öndeyiz. Bravo Danilo Diaz. Devam arkadaşlar. İlk maçta Saint-Étienne'e son dakikalarda bir gol atmıştık arkadaşlar ve ilk maçımızı kazanmıştık. Bayağı zorlanmıştık o maçta da. Bu maçta şimdi gol daha erken geldi. Danilo. Ve evet, Danilo Diaz mutlaka forvette oynatacağım. Çok etkili. Arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Su içmeliyim. İstatistiklere bakalım. Evet. Topa sahip olma aramız baya yüksek. Kaleye 4 kere şut attık. Karşı kaleye. Saint-Étienne'den henüz hiç etkili bir atak gelmedi. Ronaldo. Öyle yapmamalıydım. Hadi Nadirov. Nadirov. Pasını ver batırmadan. Offside, offside, offside. Eyvah, Sadıkov. Araya gir. He's looking to find his front men. Ronaldo, Ronaldo, hadi yavrum, şimdi yavrum. Ronaldo, 2-0. Ronaldo gol. Ronaldo ikilisi önde. Gerçekten harika. İyi anlaşıyorlar bakın. Ve Ronaldo böyle atıyor golunu. Gol 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 gol. İki Brezilyalı oyuncu. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Böyle devam edebilir. Farka gidiyoruz mu acaba? Eyvah! Eyvah! Şey işte, çok büyük bir şanssızlık arkadaşlar. İnanmıyorum, top direkten kafasına değiyor, sırtına değiyor ve kaleye gidiyor. Evet, maç yine heyecanlandı biraz. Hiç ummadığımız bir anda arkadaşlar, şuna bakın, ortada bomboş ya. Çok güzel kafaya atıyor. Evet, kafasına değiyor. Bu kadar şanssızlık olur mu arkadaşlar? Allah aşkına ya. Şuna bakın.
Şuna bakın, top direkten kafasına geliyor ve gol ya. İnanılır gibidir. 2-1 oldu. Bayağı gollü bir bölüm oluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Bu maçı da verirsek elimizden. Valla bayağı üzülürüm. Ama bu futbol. Her an her şey olabilir. Is this the start of a great comeback? Maybe, because that goal has suddenly transformed respective mindsets. Ronaldo topu kaybetti ama Agüero araya girdi ve aldı. Agüero ortala hadi ya, ortala. Leroy George. Ah, bakın, direkt alıyor, az farkla dışarı çıkıyor. 65. dakikada arkadaşlar. Yine tehlikeli geldik. Dikkat, 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 dikkat. Evet arkadaşlar, şimdi bayağı karşı tarafı bayağı bastırmaya başladı. Nedense ben de birazcık panikler başladı. Böyle oynanır mı ya? Evet, sakin olmalıyım. Bu maçı beraber oynarsak ya da kaybedersek çok kötü olur. Dediğim gibi Inter'i o zaman kendi sahamızda mutlaka yememiz gerek. Çünkü büyük ihtimal Inter Logrezlaca takımını yener. Onların 5. maçı. Ronaldo. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hadi Danilo. Offside mı? Ronaldo. Nadirov. Kapa topu. Adamım Nadirov. Kim oynayabilirim? Muharrem'e. Muharrem. 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 3-1 arkadaşlar. Yes. Muharrem ilk golü sanırım. Yes. Golün tekrarını görüyoruz. Bakın burada hiç kimse girişmedi. Ben de yürüdüm gittim. Sonrasında dedim çakayım bari, gol olsun bari dedim. Bari bari derken 3-1 öne geçiyoruz. Evet. Bayağı gollü bir bölüm arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidiyordur. Adamın Nadirov işte. Foul. Nadirov da fena değil arkadaşlar sol kanatta. Gerçi normalde de oynuyor mu orada hiç ya da oynadı mı bilmiyorum ama. Ulan. Maç bitmek üzere. Şimdi dikkat. Eyvah. Uf, ne hızlı oyuncu o. Sadıkov. Dikkat. 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 Evet. Çok hızlı bir oyuncuydu. Kini bu money paket. 3-2 oldu. Allah'tan 3. gol attık arkadaşlar. Yoksa var ya. Çıldırırdın. Hemencik gol tekrarına bakalım. Yetişemedik arkadaşlar. Oyuncu uçtu gitti vallahi. Sonrasında rahatça golünü attı. 3-2 oldu arkadaşlar. Maçta 5 gol var. Ben oyuncu değiştirecektim aslında. Unuttum. Ve Diaz
Danilo'nun şutunu kaleci Zufier rahat bir şekilde çıkarttı. Ha iyi, ona bir gelse verkaç yapacağım ama. Oo dikkat, ne oluyoruz? Yes arkadaşlar, kazandık. Grup birinciliğimizi hala koruyoruz. 13 puandayız. Şimdi diğer maçlara bakacağız. Onlar ne yaptı? Inter ne yaptı bizim grupta? Bu çok önemli. Eğer kaybettiyseler zaten grup birincisiyiz. Ama büyük bir ihtimal kazandılar. Bakalım, göreceğiz. Ve Türk takımlarımız tabii ki. Beşiktaş, Fenerbahçe falan, onlar ne yaptı? Bakalım. Milan evet dediğim gibi 2-0 almış arkadaşlar. Fenerbahçe 3-0 almış. Çok önemli arkadaşlar. Böylece bunlar da turu garantilemiş oluyor. Evet burada daha kim var, kim var, kim var? Bakalım. Beşiktaş'ta arkadaşlar Tottenham Hotspur deplasmanında 2-0 yenmişler. Sonrasında Trabzon'a bakacağız şimdi. Trabzon 1-1 berabere kalmış. Ama sanırım çünkü Athletic Bilbao da 1-0 almış. Benfica geçemiyor. Ne oluyor bu şimdi? Bakalım. Evet, dediğim gibi arkadaşlar 6. bölüm çok heyecanlı olacak. Grup birincisi olacağız. Şimdiden bayağı meraklıyım bu maça. Evet, hemencik A grubuna geçelim. Helsinki rahat geçti bunlar da grubu. 5'te 5 yapmışlar. Helal olsun valla. Sonrasında Kopenhag var arkadaşlar. Pardon, A grubu böyle. Buradan başlıyoruz. Evet, Grasshopper Zürich turu garantiledi. Limassol ve Borussia Mönchengladbach arasında ikincilik mücadelesi var. Bu grubu geçtik. Beşiktaş, Tottenham. Oo, Tottenham. Arkadaşlar Tottenham Hotspur'da da garanti değil. Bakın Partizan ve Apoel bile turu daha geçebilir. Sonra evet Fenerbahçe, Fenerbahçe de bilmiyorum Feyenoord'a, onlar da final olması lazım. Şu Feyenoord'a mı oynuyorlar? Sevilla'ya mı hatırlamıyorum ama Fenerbahçe'de turu geçti gibi arkadaşlar. Geçti gibi diyebiliriz. Belki de geçtiler. Ve şimdi hemencecik şu grupları geçelim. Trabzon'a bakalım. Evet Trabzonspor da büyük bir ihtimal bu grubu geçti sanırım. Yoksa öbürlerinin geçme şansı var mı? Son maçlar oynanacak. 6. maçlar. Sanırım yani bütün... Yanılmıyorsam arkadaşlar hem biz geçtik hem bütün Trabzon, yani Türk takımları da geçti. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe turu geçiyor. Bayağı başarılı arkadaşlar. Bir Avrupa Lig sezonu geçiriyoruz. Dönemi geçiriyoruz artık neyse. Evet şöyle bir gol sıralamasına bakalım. Krallığına bakalım. Son maçımız gördüğünüz gibi Milano'ya karşı olacak. Internazionale'ye, pardon gruplara girdik yine ya. Evet, Diaz birinci sırada arkadaşlar 6 goldan. Hemen bunun ardında Dembaba ve Leroy George'umuz 7. sırada. Sıralam buradaki yazıya göre. Evet, bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Allah nazarlardan korusun. Her neyse, evet arkadaşlar. Bu 5. bölümde sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bayağı gollü bir bölüm oldu. Eğer beğendiyseniz ve bu seriyi ve Karabağ'ı desteklemek istiyorsanız beğeni sembolüne basınız arkadaşlar. Dediğim gibi 6. part yani 6. maçımız çok heyecanlı olacak. Final maçı yani grup için, grup birinciliği adına final bir maç olacak Milan'a karşı. İlk maçımızı 4-1 yenmiştik. Ben çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla diyorum sizlerden. Peace out. Sayonara ile vedalaşıyorum. Ciao. Ciao.